Bunlar evet Tanrı ile ilgili olarak düşünce tarihinde, felsefe tarihinde ortaya çıkmış olan belli başlı tutumlar. Teizm biliyorsun en genel anlamda Tanrı'nın varlığını olumlamak, tasdik etmek. Deizm özel bir Tanrı'nın özellikleri, belli özellikleri olan bir Tanrı'nın varlığını olumlamak. Ateizm tabii Tanrı tanımazlık. Ama belki burada bir ayrım yapmak lazım. Çünkü birazdan belki benimle ilgili olarak da bu soru bir şekilde gelecek. Burada bir Fransızca terimlerinde iki şey vardı. Bir adam için ate denilebilir. Bir adam için ateist denilebilir. Şu sonunda izm, ist olan kelimelerde bütün Batı kelimelerinde olduğu gibi söz konusu olduğu zaman yani Marksizm, Marksist veya Marksizmin görüşünü, doktrinini savunan adam, onun davasını hatta güden adam anlamına gelir. Mesela ben ateist olmaktan çok belki doğru bir terim olarak ate denmeyi tercih ederim. Ate şu, yani özel olarak Tanrı'nın var olmadığını savunma görevini, misyonun üzerine alıp bunun ne diyelim kavgasını veya bunun bu iddianın savunması yapan bir adam falan filan değil. Ateyim mi? Değil. Ama zaman zaman ateist olduğum da ortaya çıkıyor. Agnostisizm ise tarihle ilgili olarak işte herkesin bildiği gibi agnostistik, agnostisist, agnos, agnos bilinemezcilik. Yani şu demek, gnos bilgidir. Agnos olumsuzlama yapıyor. Yani açıkçası hani Razi ile ilgili olarak söylendiği gibi hatta Tehafet-i Fatih'in başında zannediyorum öyle söyler. İşte Razi ile ilgili olarak canım agnostisist veya bilinemezci. Eskiler la edri falan denirlerdi. La edricilik. Yani bilmiyorum Tanrı var mı yok mu? Demek. Şimdi bunlar tabii belli başlı tutumlar. Belki genel olarak teizm her türlü din Müslüman, Hristiyan vesaire bir tanrı kavramına dayanan, bir tanrı kavramını ön plana alan her türlü görüş ve felsefede hepsi tabii bir teist görüştür. Deizm biraz daha özel. Çünkü birazdan belki o da gelecek. Hocam. Türkiye'de çünkü son zamanlarda deistlerin, deizmin ortaya çıktığı şeklinde bir takım ne bileyim işte gazetelere, basına yansıyan sosyal bir şeyler var. Ben Türkiye'de kimsenin zaten dindar olduğuna inanmadığım için yani deizmin falan ve deizmle teizm arası farklarının inceliklerinden ortaya çıkan nokta değilim. Deizm şu. Hristiyanlık veya Müslümanlık gibi özel dinlerin tarihiyle ilgili geliştirmiş oldukları özel kuramların ki bu kuramlar Tanrı'ya dünyayı yaratma bunun dışında her an, her yerde, her şeyde etkili olma efendime söyleyelim, imkanı bahşeder. Deizm 16. 17'den itibaren deyim yerine ise Avrupa'daki bilimsel gelişmelerle, bilimin istediği evrenle, bilimin talep ettiği evrenle, dinin kabul ettiği Tanrı arasında uzlaşma girişimi. Yani şu, en basit örneğiyle 16.'dan itibaren filozoflar, bilim adamları en azından bir kısmı deisttirler. Yani ne demektir? Evet biz bir Tanrı'nın varlığını kabul ediyoruz. Ama açıkçası bu Tanrı'nın hani kutsal kitapta söylendiği, kutsal kitaplarda söylendiği gibi dünyaya müdahale eden, 6 günde yaratan, şunu gönderen, bunu getiren peygamber, vahiy ve Allah filan bunlara inanmıyoruz. O Tanrı'nın bir takım mucizeler gerçekleştirdiğine falan da inanmıyoruz. Ama Tanrı'nın deyim yerindeyse dünyayı rasyonel, kurallı, işte bir biçimde yarattığını kabul ediyoruz. Ama daha sonra onun işleyişine müdahale ettiğini düşünmüyoruz. Bunun da nedenini anlıyorsunuz. Yani hem Tanrı kavramını korumak, Hristiyanlığın batıda en azından, hem bilimin de istediği, talep ettiği, gerektirdiği düzenli, yasal, nedensel ilişkiler içinde çalışan, ister mekanik, ister mekanik olmayan bir ilişkiler içinde çalışan şeyi korumak, oranı korumak.
Şimdi belki biraz hemen antisipe ederek, yani biraz ileri geri söylüyorum. Can Türkiye'de şimdi insanlar deizme kayıyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı da deizm kötü bir şeydir vesaire tarzında tartışmalar için de bir iki şey söyleyeyim. O da şu, kimsenin deizme kaydığını falan filan zannetmiyorum. Fakat Müslümanlık adına ortaya çıkan insanlar, Müslüman olma iddiasıyla Diyanet İşleri de dahil, başkan da dahil, söylenen sözler o kadar iktidayı geliyor ki insanlara, ben de dahil. Biz kusura bakmayın, yani bu şekildeki bir teizmi, Müslümanlık olarak teizmi, açıkça söyleyelim, Müslümanlık teizmi içimize sindiremiyoruz. Yani kadınlar hakkında bunu düşünen, çocuklar hakkında bunu düşünen şeyleri kabul edemiyoruz. Ama öte yandan da biz bundan bir Tanrı'nın var olmadığı, dünyayı meydana getirmediği sonucu da var diyoruz. Yani deyim yerindeyse batıdaki deizme geçişin temelinde 16. yüzyıldan itibaren doğa kavramı, doğa yasası, doğadaki düzenli ilişkiler, nedensel ilişkileri, mucizenin reddi gibi bir takım bilimsel, doğal olayların olmasına karşılık bizde insanları eğer geçiyorlarsa deizme geçiren, din adına konuşan, din adına bir takım işte kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili, cinsiyetle ilgili, hukukla ilgili lafı eden insanların ne diyelim antipatisini çekmeleri. Bilmem anlatabildim ne demek istediğimi. Yani kimse burada Türkiye'de, İslam ülkelerini bilmiyorum açıkçası, ama kimse Türkiye'de bundan dolayı deizme geçmedi. Ama çok daha basit. Eğer bunlar Müslümanlıksa, eğer bunlar Müslümansa, kardeşim biz Müslüman değiliz tarzındaki çok basit bir cümledir.